Evet arkadaşlar, karşınıza bir Red Alert oyunu var. Biz sistemimizi kurduk, tabii görüşme ve telefon arasında düşman rahat durmadı. Düşman habire saldırdı bize. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi öncelikle hemen şöyle bir gidelim. Karşı taraftaki düşmanın ne durumda olduğuna bakalım. Evet, düşman bayağı yayılmış. Hemen nükleer bombalarımız hazır. Önce bir nükleer bomba gönderelim şuraya. Şunları bir akılların başına alalım. Ardından bir tane Rus yapımı bir nükleer bomba gönderelim arkadaşlar. Önce bir şu bombanın patlamasını biz diyelim. Evet, nükleer bombayı patlattık. Ardından bir Rus yapımı bir patlayacak ama hala bozulmadılar. Şöyle bir de harp silahı dediğimiz, harp teknolojisi dediğimiz sistemle saldırımızı yaptık. Evet. Çatışma devam ediyor. Askerlerini göndermeye devam ediyor arkadaşlar bu arada. Şöyle biraz daha yaklaştıralım sizlere. Evet, şurada helikopterleri var. Yukarı doğru çıkalım. Yukarıda bizim askerlerimiz, uçan askerlerimiz bu tarafta. Hemen şöyle gidelim. Evet, bölgeye girdik. Şu an burası düşman bölgesi arkadaşlar. Hava savunma sistemleri iptal olmuş vaziyette. Şuradan bir askeri bir ekip gönderelim mi diye düşünüyorum ama hava savunma sistemleri açılırsa mahvolabiliriz. Az önce çünkü saldırıyorlardık. Evet, bir hava savunma sistemimize bir saldıralım bakalım. Evet, uçan askerlerimize helikopterlerini düşürdük. Bölgedeki savunma sistemlerini yok ettik. Savaşta arkadaşlar unutmayın. Önce enerji. Enerji sistemleri çökerse bütün sistemler aşağı yukarı çöker. Enerjinin savaştaki öneminin ne kadar olduğunu iyi düşün. Bakın bu arada karşı tarafta görüyorsunuz. Hava savunma sistemleri var. S-400 adlandırması veya Patriot diye adlandırdığımız savunma sistemleri var. Şuraya geldik arkadaşlar. Şurada büyük bir tank grubu var. Zırhlı araç birim var. Uçan askerlerimizle birlikte orayı bir temizleyelim. Çünkü çok kötü saldırıyorlar. Uçan askerlerin en büyük saldırıya vuracağı sistem hava savunma sistemleri arkadaşlar ve hareketli sistemler. Şurada görüyorsunuz bayağı bir gelişmiş bir sistem var. Tamam, şu an büyük bir bölümde savunma sistemlerini bertaraf ettik. Şurada bir görüyor musunuz, bakın. Şurada bir asker grubu var. Roket atar var elinde. Oradan bizi havadan yok etmeye çalışıyor. Onu da yok ettik. Enerji bataryalarını biraz tüketelim. Şöyle gidelim biraz. Şurada bir enerji hazinesi, onu da yok edelim. Şurada da enerjiyi yapalım. Şöyle biraz gelelim şu aşağı doğru. Şurada görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Biz yine şöyle biraz geri çekelim. Onlar biraz toparlansın. Çünkü bizim de nükleer enerjimizin ve silahlarımızın hazır olması gerekiyor. Şöyle bir gelelim. Bu arada şurada bizim bir ekip var. Burası daha önceden bir saldırıya uğramıştı arkadaşlar. Evet, gördüğünüz üzere para yani darphanemizi patlatmış. Oraya bir tamir ekibi gönderdik. Yine bizim bir Rus yapımı bir genel yönetim binamız var. Evet, burası bertaraf olmuş vaziyette. Şurada bir gemi savunma sistemleri var. Ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle bir işlem yapalım. Hemen şuraya gelelim. Bir tane tank makinesine bakalım. Tank helikopter yapacak iyi makinemiz var mı? Yok. Hemen şuradan bir tank makinesi yapalım arkadaşlar. Bastık. Şöyle bir etrafa bakalım. Nükleer tesisimizi görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın karşı tarafta uçak saldırısı yaptılar. Uçak saldırısını bertaraf ettik. Köprümüz tahrip olmuş vaziyette. Bakın şurada nükleer savunma sistemimiz var. Hemen şöyle geliyoruz. Şuradan bir tane tank üretim tesisi nereye kuralım biliyor musunuz? Şuraya bir yere kuralım. Burası çünkü çok uzak mesafe oldu. Yok, şuraya kuralım. Yeşil alanı tank üretim merkezi olarak kurduk. Hemen şöyle bir helikopter yapabileceğiz mi? Hemen tank sisteminden bir helikopter alalım arkadaşlar. Şuraya yapalım. Helikopterimiz birazdan tank üretim tesisimizden çıkacak. Şuraya iyi bakın. Evet, helikopterimiz hazır. Helikopterimize ne istiyoruz arkadaşlar? Şeye ihtiyacımız var. Mühendislere ihtiyacımız var. 1, 2, 3, 4. Şuradan bir mühendisimiz geliyor. 2 mühendis gelsin. Hatta şöyle yapalım. Mühendislerimizi hepsini toplayalım. Helikopterimiz nerede? Evet. Toplanma alanına gelin arkadaşlar. Şu koşan arkadaşlarımız mühendisler. Helikopterimize bindirelim.
Evet, helikopterimizin kapasitesi doldu. Diğer mühendislerimiz. Helikopterimiz kalkıyor. Evet, şöyle yapalım. Helikopterimizi ne yapalım? Devam ettirelim. Devam ettirelim. Şuraya bir yere... Şuraya indirelim. Şurada bir liman oluşturalım biz arkadaşlar. Limanımız buraya müdahale edebilecek pozisyonda ama şöyle bakıyoruz. Nereye yapsak daha fazla saldırabiliriz? En doğru yer galiba şu, bakayım şuraya. Yok, burası çok daha iyi. Hemen mühendislerimizi indirelim arkadaşlar şurada. Mühendislerimizin burada bir petrol rafinerimiz var. Oraya indik. Hemen şöyle bir şundan basak acaba Rus yapımı biraz daha başarılı. Evet, Rus yapımı teknolojiler daha iyi. Hemen şöyle yapıyoruz. Hazır savunma sistemimiz hazırken nükleer bombamızı bir nereye çakalım arkadaşlar? Şurası iyi görünüyor. Şuraya bir nükleer bomba atalım. Nükleer bombamız geliyor, gönderdik. Bastık düğmeye. Evet, nükleer bombamızın nasıl bir etkisi olduğunu gördünüz. Hemen şuraya yukarı çıkalım. Oradan bir Rus yapımı bir savunma silahını patlatalım. O tank üretim merkezlerini vurduk. Şöyle bir bakalım etrafa ne yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Askeri barınağı mı vursak? Yok. Şurada şu bölgeyi yok edelim. Bu bölge beni biraz rahatsız ediyor. Çünkü karartma sistemleri var. Radar karartma sistemleri var. Onları bir şöyle bir yok edelim. Evet. Bir tane kaldı. Vuramadık ama bir tane kaldı. Hemen ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şuradaki şu görmüş olduğumuz askerleri görüyor musunuz? Uçan askerlerimiz. Hemen şöyle geliyoruz. Yok ettik. Sonra şu beyin takımlarını yok edelim. Hemen şurada alalım. Şöyle bir patlatalım. Para kısmını yok ettik. Şurayı yok edelim. Şöyle de yok ediyoruz. Ve düşmanın bütün savunma sistemleri çökmüş vaziyette arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen.